ciddi bir kriz, çoklu kriz ortamında yaşıyoruz. Bunun etkileri, bu krizin etkileri eğitim alanına adeta kalp krizi biçiminde yansıyor. Öğretmenlerimiz, bilim insanlarımız öğrencilerine iyiyi, güzeli, doğruyu anlatmakta zorlanıyorlar artık. Çünkü onları saran çevrede hırsızlıklar, yolsuzluklar, yoksulluklar ve doğa tahribatı öylesine büyümüş ki neyi anlatabilir eğitim alanında öğretmenlerimiz ve bilim insanlarımız? Bu çok zorlu bir süreç. Şimdi gün geçmiyor ki bu krizlerden bir eğitim alanına yansımasın. İşte yaşadık. Yaklaşık 3 gün önce kamu personeli seçme sınavı da soruların çalındığını sosyal medyadan öğrendik. Sosyal medya güçlü bir biçimde tepki vermeseydi ÖSYM başkanı ne demişti? Bu süreç gayet sınav güvenli biçimde yapılmıştır. Herhangi bir sorun yoktur. Kamuoyu rahat etsin biçiminde bir mesaj yayınladı. Ama bunun böyle olmadığını gözlemledi sosyal medyadan bu sınavlara girenler. Bu tepkileri ardından ne yapıldı? Bir şeyler olmuş olmalı ki, bir sorun var ki ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı. Arkasından hemen yine bir gece yarısı Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu bu konu hakkında, yani hırsızlık hakkında bir soruşturma yürüteceğini beyan etti. Bu sınavda bu yolsuzluk, bu çürüme, bu hırsızlık olmamış olsaydı bu kişi ÖSYM Başkanı'nın görevde bulunduğu süre içerisinde, bakın 4 yıl boyunca 3 milyona yakın insanın geçen yakında katıldığı yüksek öğretim kurumları sınavı oldu. KPSS sınavı bu yıllar içerisinde oldu. ALES oldu. Tıpta uzmanlık sınavı oldu. Yabancı dil sınavı oldu. Tüm bu sınavlara dair bir şaibenin ve yolsuzluk iddialarının, hırsızlık iddialarının olduğu duygusu kamuoyunda çok net biçimde artık ifade edilir hale geçti. Bu çıkar savaşı bütün bu süreci tetiklemiştir diyor. Birileri başarımdan rahatsız oldu derken ve düğmeye bastı derken bunu söylüyor. Hanım açık, vicdanım rahat. Bu kadar insanın böylesir bir yolsuzlukla karşılaşmış olmasından sonra bir ÖSYM başkanının söyleyebileceği cümleler mi bunlar? Çok üzgünüm. Böylesi bir şey olmaması, soruşturmanın sonucunu bekliyorum. İçim rahat, vicdanım rahat. Bir vicdan muhasebesi bu dönemde yapılması gerekmiyor ama bunun olmadığını görüyoruz. Ve sınavları biz Eylül ayı içerisinde yeniden bu sınavların yapılacağı ve sonra her şey güllük gülistanlıkmış gibi devam edeceği kanısı yaratılmaya çalışılıyor. Oysa biz şunu söylüyoruz. ÖSYM Başkanı gibi bir kişiyi görevden alarak bu işten sıyrılamazsınız diyoruz. İkincisi, ÖSYM Başkanı'nın YÖK ve Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte çalıştığı ÖSYM Başkanı Halis Aygün ile Mahmut Özer'in, yani birbirlerine görev teslimi yapan iki kişinin ilişkilerinin çok da iyi olmadığını ifade ediyorlar. Demek ki bu ilişkilerden de kaynaklı olarak burada denetleme süreci yapılmamış olabilir. Peki şimdi biz Devlet Denetleme Kurulu'na bütün irademizi teslim edebilecek miyiz? Bizi bu konuda kaygılandıran şeyler var. Örneğin partili cumhurbaşkanının olduğu bir ülkede partili bir devlet denetleme kurulu hakikati ortaya çıkarabilir mi? Açığa çıkarabilir mi? Bu konuda doğrudan içimiz rahat, bu böyle yapılmalı diyemiyoruz. Neden? Çünkü tüm kamu kurum ve kurumlarını adeta AK Parti teşkilatı gibi iktidar bloğunun bir yapısı haline dönüştüren bir süreçle karşı karşıyayız. Yani neredeyse İl başkanlıklarından, AK Partili il başkanlıklarından emir alır hale gelmiş kamu kurumlarının büyük bir kısmı. Biz şunu iddia ediyoruz, ileri sürüyoruz. Yani ilke olarak şunu ileri sürüyoruz. Diyoruz ki bir kamu kurumu, örneğin ÖSYM, bir kere siyasal partilerden uzak durmalı. İkincisi çıkar çevrelerinden, şirketlerden uzak durmalı. Üçüncüsü büyük baskı gruplarından uzak durmalı. Tabii Devlet Denetleme Kurulu'nun yapacağı soruşturma hakikati ortaya çıkaracak mı soru işareti bir taraftan devam ediyor. Ama soruşturmalarla 2010 yılında biliyorsunuz, sonra da 2011-12 Ali Demir dönemine kadar giden süreçte artık bu kaçıncı diyeceğimiz çok sayıda hırsızlık oldu, soru hırsızlığı oldu, soruların sızdırılması söz konusu oldu.
Bu süreçlerden ne çıktı? Bugün Ali Demir davası sürüyor. Bizim bilmediğimiz arada bir sürü yolsuzluk iddiaları olabilir, kapanmış olabilir bunlar. Ama şu anda 2022 yılında yeniden sınav güvenliği sağlanamadığı için yeniden bir sınav hırsızlığı, soru çalma ile karşı karşıya kaldık. Demek ki mekanizmada çok ciddi bir sorun var. Siyasal iktidarın bu sorunları çözemeyeceğini de çok net biçimde biliyoruz. O yüzden şu anda bir seçim süreci her yerde hemen hemen hayatı etkiliyor ve bu süreci de kamuoyunun gözeterek hırsızlığa, yolsuzluğa, yasaklara, yoksulluğa hayır diyen bir yaklaşım içerisinde olması gerekiyor. Bu da yetmiyor. Yine MHP ile bağlantılı gözüken Türk Eğitim Sen'in de benzer biçimde bu 7 iklim yayın eviyle, akademisiyle ortak protokoller imzaladıklarını görüyoruz. O yüzden biz şunu söylüyoruz. Kamu kurumlarındaki bürokratların, bakanların, müsteşarların, bakan yardımcılarının, genel müdürlerin, bütün bu kurumların, ÖSYM başkanının siyasal partilerden, şirketlerden, aynı zamanda da ciddi baskı gruplarından, tarikat ve cemaatler gibi baskı gruplarından bağışık, onlara mesafeli bir yaklaşım sergilemesi gerektiğini söylüyoruz. Sınav sisteminin giderek daha azaltıldığı, hayatımızdan çıktığı bir sürece ihtiyaç var. Bu yetmez tabii. İşsizlik olduğu için yüksek öğretime yoğunlaşma artıyor. İşsizlik olduğu için KPSS gibi sınavlara 1,5 milyonun üzerinde insan girebiliyor. Bu nedenle işsizlik olgusuyla ciddi biçimde uğraşmak, bu sorunun çözümü için çaba göstermek gerekiyor. Türkiye'de gerçekten üretimi artırmak ve istihdam yaratmak gerekiyor. Özellikle kamusal alanda istihdam yaratmanın çok büyük bir önemi var. Ama Türkiye'de biliyorsunuz üniformalı istihdam yaratılıyor. Sosyal hizmetler uzmanları alanımızda yok. Öğretmenler, yüz binlerce öğretmen dışarıda bekliyor. Ama okullarımızda hala sınıflar çok kalabalık. Destek, yardımcı personel istihdam edilmiyor. Yani olacağını biliyoruz biz. Bu nedenle bu sınavların güvenli olması konusunda da gerçekten herkesi rahatlatan bir çalışmanın yapılması gerekiyor. Bu nedenle bütün bunları gözeterek sınav odaklı bir sistemin ortadan kaldırılmasına olabilir. Neler yapılabilir? Bu konuda örgütlü bir mücadele vermek üzere emek ve demokrasi güçlerine destek olmalıyız. Onlarla birlikte bu mücadeleyi büyütmeliyiz.